Yaklaşık iki aydır Türkiye'de de görülmeye başlanan şap hastalığı nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bir dizi önlem alınsa da tedirginlik yaşanıyor. Çanakkale Veteriner Hekimler Odası Başkanı Alaaddin Coşkun, Türkiye'de görülmeye başlanan SAT-2 tipi şap virüsüyle ilgili açıklamalarda bulundu. Şap hastalığı viral bir hastalıktır, virüs duymuşsunuzdur, biliyorsunuzdur viral bir hastalık. Daha ziyade çift tırnaklı hayvanlarda, özellikle çift tırnaklı hayvanlarda görülür. Örneğin sığır, koyun, keçi, domuz, yabani hayvanlardan geyiklerde de görülebilir ağız ve tırnak aralarında e, aftlar, yaralar oluşturan bir hastalık. İnsanlara en nerede olsa geçebilir. Biz ona e, zooton, zoonetik şey, hayvan şey, hastalık diyoruz. Yani insanlara da geçebilir bu hastalık. Viral bir hastalık. 2 ile 10 gün arasında bir kuluçka dönemi var. Ekonomik kayıplara neden olur. Yaşlı hayvanlarda ölümlere de neden olan bir hastalıktır. ile bulaşın büyük oranda engelleneceğini vurgulayan Coşku şunları kaydetti. Buna karşın aşılama yapılır. Aşılamalarla yılda iki sefer bildiğim kadarıyla Tarım İl Müdürlüğü ekiplerince, Hayvan Sağlığı Şubesi ekiplerince yılda iki sefer ilkbahar ve sonbahar aşılaması yapılmaktadır. Şap aşılaması devam etmektedir. Şu anda arkadaşlarımız, meslektaşlarımız köylerde, şap aşılaması ilçelerde ve köylerimizde şap aşılamasını yapıyorlar yani. Çanakkale Süt Ürünleri Tarımsal Üreticiler Birliği Başkanı Mehmet Özkurnaz halk arasında dabak olarak bilinen şap hastalığına karşı hayvan pazarları kapatılarak bir dizi tedbirlerin alındığını belirtti. Şap hastalığı hızlı bir şekilde bulaşıcı bir özelliği var hayvanlar adına. Hayvancılığın e, bunun tedbirini alabilmek için de bakanlığımız bu konuda tüm Türkiye genelinde hayvan hareketlerinin kısıtlanması gerektiği konusunda ve bu bulaşıcı bir hastalık olduğu için e, hayvancılığı da telef etmemek adına bu bulaşıcı hastalığın önüne geçmek için hayvan hareketlerini durdurdular. Tüm e, hayvancılık e, hareketinde hayvanlar işletmelerinden çıkmayacak. Bu şap hastalığında aşılanmasını yapıldıktan sonra herhangi bir hareket olmaz ise ve daha sonra da serbest bırakılacak tekrar. Bu arada tabii ki hayvan hareketlerinde kesime hayvan gitmeyecek diye bir anlayış yok. Belki çiftçilerimiz, üreticilerimiz ve izleyicilerimiz de öyle düşünebilir. Kesime istendiği zaman hayvanlar kendi işletmesinden tarım il müdürüne müracaat ederek ee, hayvan kesimine e, rahat bir şekilde gitme hakları var. O anlamda başka da bir sıkıntı yok.